Evet sevgili arkadaşlar, Kozmetik Bank'ın yeni yerinde tekrar sizlere uğruyoruz efendim. Bazı arkadaşlar diyor ki nereden hangi video açıyorsak mutlaka yani ben Abdullah Kızı olarak karşılarına geliyorum. Burası efendim Kozmetik Bank'ın daha tam olarak hazır değil. Tam daha yerleşmemişiz. Burası yeni memorial. Şanlıurfa yolundaki yani memorialin efendim yani ön tarafı. Eski yerimiz efendim memorial hastanesinin efendim arka tarafıydı. Yani ikinci hastane olarak. Ve efendim Kozmetik Bank olarak zaten internette tüm dünyadaki yani ülkelerinde bizim ürüne ihtiyaç var. İlk etapta Türkiye'nin 81 ilinden şu anda internette zaten efendim kargo adres teslimiyle satışlara devam ediyoruz. İşte önümüzdeki yıllarda diyelim yani dünyanın 5 kıtasında da ürünlerimizi satmaya devam edeceğiz. Kozmetik Bank olarak zaten anahtarı tüy dökücü, tüy yok edici, ayrıca dünyanın en etkili sivilce kremi. Geçen de Trabzon oflu bir arkadaşımız geldi. Kendisi efendim geçi ismi diyebiliriz efendim. Fil dişinde kalıyor. Fil dişinde ben fazla bu da şey yapmıyorum. Kendisi fil dişinde kalıyor. Özellikle fil dişi biliyorsun efendim Galatasaray'ın futbolcu Drogba'nın memleketi. Fil dişinde de aşırı sivilce sorunu olan var. Bu özellikle sivilce kremini orada daha iyi gideceğini belirtti. Biz de Allah'ın izniyle en kısa sürede daha efendim fil dişine ve diğer dünyanın diğer ülkelerine satmaya devam edeceğiz. Bu arada beni çeken bir ünlü sanatçımız, ünlü bir oyuncumuz var. Yani izninizle biraz efendim zaten biliyorsunuz ben YouTube canavarıyım. Öncelikle bir daha hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Gayet iyiyim, teşekkür ederim. Bu arada Sevgi Taşı filmi çevirdi Diyarbakır'da. Çok güzel bir film. Özellikle siz de yani ön plandasınız. Sevgi Taşı filmi ne zaman sinemalarda olacak? Sevgi Taşı 15 Kasım Cuma günü tüm Türkiye'de gösterimde olacak. Bütün sinemalarda. İzleyenlerin ve Diyarbakırlıların özellikle mutlaka o filmi izlemesini tavsiye ediyorum. Peki efendim galası ne zaman ne olacak? Gala ya 9 ya da 12 Kasım'da Diyarbakır'da olacak. Evet. Bunu zaten gazetelerde, televizyonlara duyurmuş olacağız. Burada Sevgi Taşı burası biraz dağınık, üzül deriz yani biraz dağınık. Sevgi Taşı'nın biz de kozmetik olarak da herhalde sponsor reklamı çıkacak. Doğrudur. Sevgi Taşı filmimizde Kozmetik Bank'ta sponsorlarımız arasında yer alıyor. Bundan dolayı size teşekkür ederiz. Bir de ayrıca Ferhat Bey, geçişsiniz zaten saçınız daha önce de belirttik. Daha önceki kliplerde de yani sizinle birlikte çalışma yaptık. Bir klibimde saçlarımı kazıtmak zorunda kalmıştım klip gereği. Evet. O klipte saçlarımızı kazıttıktan sonra evet. Sizin ilaçlarınızdan birini kullandık. Üstlerine hatırladım. Evet, bu doğru. Yani kısa sürede evet. Geç yani saçınız zaten sağlıklı. Saçınıza bir soru ama neden saçınızın daha hızlı çıkması için siz bunu kullandınız? Herhalde şimdi fazla kullanmaya gerek kalmamış. Yani bitince kullanmadım bir daha. Evet, ama evet. Yani o dönemde memnun kaldım. Peki yani herhangi bir zararı yoktu değil mi? Yok, gayet sağlıklı bir üründü. Kullandım. Güzel yani. Yani memnun kaldınız Ferhat Bey. Doğru. Biz de efendim kozmetik olarak inşallah daha çok biraz Sevgi Taşı filminden sonra da biraz biz de maalesef biraz amatör eksikiz. Biz de sizin çalışmanız gibi biz de biraz profesyonel bir adım attıktan sonra ekonomik açıdan ne gerekirse hem sizinle birlikte sizin başka Diyarbakır'da da mutlaka değişik projeniz var. Farklı bir çalışmanız var mısınız? Ayrıca bir de müzik dalında yani film dışında sizin asıl yani branşınız müzik. Yani onunla ilgili bir proje, bir klip. Sevgi Taşı film müziklerinden bir tanesini de ben seslendirdim. Kürtçe evet. Seslendirdim. Türkçe'de sözlerini Kürtçe'ye çevirdim, seslendirdim. Hı. Ve hem yönetmenimiz hem yapımcımız hem de müziklerini yapan arkadaşımız çok beğendi. Ve filmin jenerik müziği oldu. Hı. Zaten filmin jenerik müziğini klip halinde sevgili yönetmenlerimiz aracılığıyla sunmuş olduk. Şu anda internette takip edebilirler. Gerçekten çok iyi bir müzik oldu. Sözleri de oldukça güzel. Zaten piyasada var. Benim yeni albüm çalışmam, daha doğrusu ikinci albüm çalışmamda 2014 yılında müzikseverlerde olmuş olacak. Evet, sağ olun Ferhat Bey. Hoş geldiniz tekrar bize diyelim. Teşekkür ederiz. Bu arada eski şeyimiz de burada. Bu arada basın kartlarımız. Tabii efendim araştırmacı gazeteci olarak artık burada tekrar çekmeye başlayacağız. Özellikle Ferhat Bey de bizi bazen takılıyor efendim. İşte efendim YouTube canavarı. Geçten ben nasıl bir efendim YouTube'da? Yani siz bir YouTube fenomenisiniz. Evet. YouTube'da her tarafta sizin ilgili görüntüler var. Gece bazen efendim işte YouTube'da bazen bizi engelliyor. Mesela oradan geç yakın çekim belli olmuyor. Bir Türkiye'nin en ünlü bir firmasından
bize efendim değişik teklifler ediyor. Biz kabul etmiyoruz o tekliflerini, yani videoyu kaldırmak için. Özellikle birçok filmlerle ilgili çekimle de yapıyoruz. Efendim natural çekimle de yapıyoruz. Bizi herhangi bir rüşvete kandıramıyorlar. Tehditle bizi engel olamıyorlar. Biz de efendim halkların, özellikle insanların, yani efendim tüketicinin biraz daha bilinçli olmasını isteyerek, yani değişik firmaların aldatıcı reklamları da halkla buluşturuyoruz YouTube'la. Ben sizin anatürel tüy dökücü ürününüzü kullandım. Tüy dökücü kullanmıştım. Evet. Defalarca kullandım. Evet, şu anatürel. Evet. Gayet güzel bir ürün. Çok da doğal ve sorunsuz bir ürün. Yani çok pratik bir ürün. O yüzden o ürününüzü tavsiye ediyorum. Bu video üzerinden tavsiye ediyorum. Sağ olun Ferhat Bey, çok teşekkür ederiz, saygılar. Evet sevgili izleyiciler, natürel görüntü, natürel tanıtımla her an her yerde efendim çekim yapıyoruz. Bugün de 4 Ekim 2013 sizlerle birlikte olduk. Burada biraz daha diksiyonumuzu efendim düzelteceğiz. Bazı arkadaşlar diksiyonumuzu eleştiriyor efendim. Buyuz efendim, yani köyden geldik, iki koçtan terk. Ama dünyanın birçok ülkesinde benim yaptığım ürünleri kullanıyorlar. Eğitim eksik olabilir ama araştırmada, bir de ben efendim kobayım ha. Kendi ilaçsız kel kullanırız. Şimdi mesela Ferhat sanatçı arkadaşımın saçları çok güzel. Benim saçım niye iyi değil? Efendim kobay ya. Her gün bir tarafa bir şey kullanıyorum ya. En son bir araştırma saçım, yani buradaki saç tellerini saç çıkarmak için araştırma yaparken saçıma bir zarar verdi bir deneyde. Bak kirpikeye bak, buradaki tane kılava görüyorsunuz efendim. Natural görüntü. Yani burada tüy yok. Tüy az, tüy çok. Yani vücudum değişik yerlerinde maalesef. Türkiye'de belki insan hakları eksikse, bende hayvan hakları da var. Hiçbir ürünü, hiçbir hayvan üstünde efendim deneme yapmıyorum kendi üzerimde. Saygılar efendim, iyi günler.